Kıymetli misafirlerimiz, değerli hocam, hoca arkadaşlarımız, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz bu güzel günümüzde elhamdülillah çok kutlu, çok mutlu anlara şahit oluyoruz elhamdülillah. Rabbim hepinizden hem dünyada hem ahirette sonsuz razı olsun. Bizim vazifemiz kötülükleri saymak değil, iyiliği yaymaktır. İkna edene kadar değil, hidayete erene kadar alın terimizi yakıt yaparak ilmi ve iyiliği yaymaya devam edeceğiz. Aşk sevmeye değer de İslam davası uğrunda yorulmaya ve yaşlanmaya değmez mi? Karma bir hayattan mahrem bir hayata geçmek için haşa yeni bir İslam değil, yeniden İslam diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son asra yansıyan bir Hazreti Ebubekir'i, bir de Hazreti Ömer'i olacağız inşallah. Şimdi açılış konuşması yapmak üzere Muhabbet Birlik Vakfı Başkanı Kazım Okur hocamızı mikrofona davet ediyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey Kur'an'ın muhafızları, kıymeti ve değeri paha biçilemez talebeler ve hocalar. Muhakkak ki sizler Sultanımızın buyuruşuyla bugün bu icazeti alarak, ey talebeler, sizler kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutlarısınız, direksiz kubbelerin direklerisiniz ifadesinin içine girme şerefine nail oldunuz elhamdülillah. Kıymetli anne ve babalar, sizler ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu üzere Kur'an'ı öğrenen, yani hafızın ve onunla amel eden kimsenin anne babasına ahirette öyle bir taç giydirilecek ki diğer insanlar gıpta ile bakacaklar ifadelerine nail oldunuz elhamdülillah. Ve siz kıymetli hazirun, kıymetli insanlar, fuhşiyatın, zulmün, adaletsizliğin kol gezdiği, batıla oluk oluk koşulurken hakkın garip kaldığı şu çağda, hafızlar yetişmiş, hocalar yetişmiş, İslam'ın neferleri yetişmiş, gidelim sahip çıkalım, karartıyı çoğaltalım diyerek bu davete icabet ettiniz. Siz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, helak olursun hadisi şerifinde buyurduğu üzere sevenlerden oldunuz elhamdülillah. Rabbim sizleri ahirette Allah ehliyle dirilsin. Kıymetli insanlar, bu gördüğünüz şu manzara, şu an meleklerin gıpta ettiği nur yüzlü hafızlar medreselerde yetişmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sistemin, medreselerin kurucu lideridir. İlk hocasıdır. Darül Erkam'da Ashab-ı Suffe'yi yetiştirmiştir. Devamında Emeviler, Abbasiler ile medreseler nice İslam'ın önünü açacak alimler yetişmiş. Selçuklular, Osmanlılar zamanında ise yine bu medrese sistemi zirvelere çıkıp
nice büyük alimler, nice mucitler, nice bilim insanları, nice şairler, nice mimarlar yetiştirmiştir. Zaman içerisinde bu peygamberi sistemle savaşılmış, garipleştirilmiş ama ne kadar Allah'ın razı olduğu kadim bir eğitim sistemi ki bugün bu peygamberi sistem her türlü sıkıntılara rağmen, her türlü engellenmelere rağmen gördüğünüz gibi dipdiri, taze meyvelerini vermeye devam ediyor. Zaman içerisinde garipleşen, sönen medreseleri 1966 yılında, 66 yılından itibaren ilmek ilmek dokuyarak yeniden dirilten maddi ve manevi öncümüz olan Efendi Hazretlerimize ki şu an hastanede yoğun bakımda, Rabbim vücuduna sıhhatler ikram eylesin. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tabloyu ona sunuyoruz. Yüzünde tebessüm oluştuğundan hiç şüphemiz yok. Ve tek gayesi onun ideallerini yaşayıp yaşatmak olan, onun yolunu zerre kadar bozmadan ileriye taşımak olan, onun hakkını halka teslim etmiş olan kıymetli hocamıza da hem talebeler, hem hocalar, hem de sizler adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirin. Muhabbet Birlik Vakfı Kazım Okur hocamıza bu vecih konuşmasından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz.